Bu camiada en çok bilinen ve en çok iş yapan bütün bu camianın Cennet ablasıyım. Ben de 3 kuruş paraya zaten konfeksiyonda çalışıyordum. Bir gün onun peşine takıldım. Ben de onunla aynı işi yapmak istedim. Efendim, T-Medya TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cennet. Hoş geldiniz Cennet Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Adım Cennet, 46 yaşındayım. Bu camiada en çok bilinen ve en çok iş yapan bütün bu camianın Cennet ablasıyım. 46 yaşındayım dediğim gibi İstanbul'da yaşıyorum, tarla başında oturuyorum ve yaklaşık 20 yıldır mamayım. Nasıl başladınız? Mamala nasıl başladım? Ben bir yerde bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıyordum. Orada çalışan bir kızcağız vardı. Geceleri mesai yapıyordu çıkıp dışarılarda. Tabii ben ne iş yaptığını bilmiyordum. Sonra öğrendim ki kuluk yapıyormuş. Ben de 3 kuruş paraya zaten konfeksiyonda çalışıyordum. Bir gün onun peşine takıldım. Ben de onunla aynı işi yapmak istedim. İlk önce tabii 5-6 yıl boyunca full yaptım. Daha sonra bu işi biraz daha yukarıya taşıyarak zirveyi buldum diyebilirim. Siz kadınları nereden buluyorsunuz? Kendileri bana ulaşıyor. İlk başta ben mamalığa şu şekilde başlamıştım. Ben full yapan kadınlar arasında en böyle dişli erkek gibi kadın derler ya, öyleydim. Ben biraz böyle papuç bırakan bir kadın değildim. Bütün kadınlar benim arkama sığınırdı. Benim onları korumamı isterlerdi. Bir süre sonra ben bunu ticarete çevirmeye başladım. Yapan arkadaşımız vardı. Başı beladaydı biriyle. Ben onu elinden çıkardım ve dedik ki Cennet abla, bundan sonra sen beni çalıştır. Başka renklere güvenmiyorum. Bana haksızlık yapıyorlar. Sen beni koru. İlk önce Asu'yla başladım bu işe. Asu'dan sonra zaten Asu'nun bir sürü arkadaşları vardı. Tek tek geldiler. Hepsinin Cennet ablası oldum. Çünkü hepsini koruyordum. Kendi kızlarım gibi bakıyordum. Hem çalıştırıyordum, hem etrafa karşı, tehlikelere karşı koruyordum. Karakollardan kurtarıyordum. Karınlarını doyuruyordum. Ablalık, annelik yaptım yıllarca ben onlara. Zaman zaman doğru yolu da gösteriyordum. O yüzden gittikçe her Asu arkadaşlarını getirdi. Gelen arkadaşları başka arkadaşlarını getirdi. Bu şekilde sektörleşti, büyüdü. Peki hiç zorla çalıştırdığınız oldu mu ya da var mı? Zorla çalıştırdığım hiçbir zaman olmadı. Kendi isteğiyle geldiler. Çünkü kulüp yapmayı düşünen kızlar zaten kendi ayaklarıyla geliyorlar, düşüyorlar bize. Birkaç tane böyle güzel kız bulmuştum ben sokakta. Ben bu kızları sadece biraz böyle zorlamak değil de ikna etmeye çalıştım. Daha kısa yoldan daha büyük paralar vaat ettim ve kabul ettiler. Alıştıktan sonra artık onlar da isteyerek şu an güle oynaya bu işi yapıyorlar. Peki çalıştığınız kadınlardan biri bu işi bırakmak istese, sizden ayrılmak istese bu imkansız mı? Yani imkansız değil. Ama imkansız değil. Ayrılmak isteyen tabii ki ayrılabilir. Yani her türlü size bulaşan kurtulamıyor. Öyle değil aslında. Benim gibi bu işi yapan bir sürü mamalar var. Anlaşamadığımız bir kızımız olduğu zaman ben başka bir gönderiyorum. Onun yerine ondan başka bir kız alıyorum. Böyle kendi aramızda benden ayrılmak isteyenleri başka birine gönderiyorum. Sürekli toplumda sizin için kötü kişiler ve yani tabii ki toplum tarafından kabul edilmeyen bir iş yaptığınız için hep kötüleniyorsunuz. Buna ne diyeceksin? Toplum tarafından kabullenmeyen bir iş ama toplumun büyük bir kesimi, hatta birçoğu, hatta hepsi, toplumda da bir ikiyüzlülük var. Biz bu mesleği gerçekten insanların tabii ki hata yapmaması için, başkasına yüz etmemesi için, yolda gördüğü kadınlara laf atmasın diye bu işi bu kadar sahiplendik ve yaptık. Bizim sayemizde bu biraz azaldı. Hatırlarsınız, rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Genel evleri kapatalım da bizim demişti. Çok doğru. O bizim ekmeğimize yağ sürdü, biliyor musunuz? Peki ücret politikanızı nasıl belirliyorsunuz? Ben normalde %50 çalışıyorum. Ücret tamamen benim istatifime bağlı. Arkadaşıma, eş dostuma biraz daha uyguna gönderirken, hiç tanımadığım insanlara çok yüksek fiyatlara gönderiyorum. Kızım güzelse, kızım alımlıysa, kızım seksiyse, kızım gençse tabii ki de çok daha fazla oluyor diğerlerinden. Çalıştığınız kızlara hep kızım mı diyorsun? Hepsi benim kızlarım. Hepsi. Hepsi. Sezen Aksu nasıl bütün şarkıları için bebeklerim diyorsa, ben de çalıştırdığım bütün kızlara kendi kızım gibi şefkat gösteriyorum. Hiç öz kızımdan ayırmıyorum.
Kendi kızınız olsaydı bu mesleği yaptırır mıydınız? Benim kızım da benim yanımda çalışıyor. Ben de zamanında çalıştım. Bu aslında böyle kader bizi karşı karşıya getirdi bu meslekle. Demek ki içimde varmış o. Hiç pişman değilim. Kızım da bu işi yapıyor bu arada. Hiçbir sakıncası yok. Sonuçta bu zamanda ekmek kazanmak zor. Mesela siz bile bir kadın olsanız şu an ben sizi ikna eder götürür. Kendi çalıştığım yerde kendi müşterilerime ararım. Hem sen kazanırsın hem ben kazanırım. Yalnız ben girerken şurada beni karşılayan bir asistan kız vardı. Çok güzel. Eğer benimle çalışmak isterse lütfen kendisiyle programdan sonra bir konuşalım. Bizim asistanımızın da işe ihtiyacı yok. Bir gün pişman olursa hanım kızımız lütfen bana ulaşsın. Ben telefonumu falan bıraktım zaten içeriye. Peki halen evli misiniz? Boşandım. 3 defa boşandım. Sonuçta aynı mesleği yapıyoruz. O biraz daha böyle tarla başının en kötü yerlerinde. Demek ben biraz daha A plus çalışıyorum. Aynı piyasada olduğumuz için sürekli karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bir kopamadık. Birkaç defa boşandık. Tekrar şimdi birlikteyiz yine. Benim yaklaşık 25-30 kızım var. Onun değişiyor. Bazen 5 kişi, bazen 40 kişi. O biraz daha haksızlık yaptığı için kızlar durmuyor, kaçıyor. Peki hiçbir çalışanınızı zorla müşteriye gönderdiniz mi? Onlar zaten bu işi yaptığı için güle oynaya gidiyorlar evladım. Yani ben onları zorlamıyorum. Eğer iyi bir müşteri çıktıysa ve parası iyiyse zaten göbek ata ata gidiyorlar. Örnek veriyorum. Müşteriye giden bir kızın güvenliğini kim sağlıyor? Ben sağlıyorum ayol. Cennet ablasıyım ben bu camianın. Bu camiada herkes beni sever, sayar, saygı duyar. Hangi mekana giriyorsam mekan sahipleri beni kapıda karşılıyor. Kaç defa cezaevine girip çıkmışım, yaraladığım adamların haddi hesabı yok. Hiçbir müşteri benim kızlarımdan hiçbirine zarar veremez ya da para vermemezlik yapamaz ya da bana yanlış yapamaz. Karşılarında Cennet abla olduğunu bilen herkes nerede durması gerektiğini biliyor. Güvenlik konusunda sıkıntı yok. Gelmek isteyen bütün kızlara kapım açık. Peki marifetmiş gibi yaptığınız işi öve öve anlatıyorsunuz. Bundan rahatsızlık duymuyor musunuz? Rahatsızlık duymuyorum. Benim şimdi bir call center'ım var. 5 tane telefonum var. Orada akşama kadar susmuyor. Eğer akşama kadar 5 tane telefon, 5 tane çalışan hiç durmadan yetiştiremiyorsa gerçekten bir arz talep meselesi var bu olayda. Bu yüzden bu kadar insan arıyorsa gerçekten iyi bir iş yapıyorumdur. Yaptığınız işten utanmıyor musunuz? Hiçbir şekilde utanmıyorum. Bu bir pazarlama stratejisi, bu bir ticaret. Hiç utanmıyorum. Siz istiyorsunuz ki ben bu işi yapıyorum. Peki niye eleştiriyorsunuz? Peki hiç baskına uğramıyor musunuz? Birkaç defa baskına uğradım. Her uğradığımda cezaevine girdim tabii ki. Ben aslında menajerlik yapıyorum bir yerde ama gazetede işte diye başlıklar atıldı. Mutlaka duymuşsunuzdur. Cennet ablanın evine basıldı şeklinde. Böyle birkaç defa cezaevine girdim kısa kısa aralıklarla. 3 ay 6 ay çıktım. İnsanların hayatını mahvettiğinizi düşünmüyor musunuz? İnsanların hayatına renk kattığımı düşünüyorum. Çünkü bu insanlar gelip benimle çalıştıktan sonra lüks arabalara biniyorlar. Lüks hayatları oluyor. Çok güzel paralar kazanıyorlar. O yüzden utanmıyorum, gurur duyuyorum yaptığım işle. Başınıza gelen en tuhaf olay nedir? Ya da çalışan kızların başına gelen en tuhaf olay? Benim yanımda çalışan bütün kızların kendi evleri var. 5 tane kızım var. Onların evi yok. Daha yeni işe başlamışlardı. Benim yanımda, benim evimde yaşıyorlardı. Bir gece baskına uğradık. Bir mafya ve adamları bizim evimizi bastılar. Haraç kesmeye çalışıyorlardı. Ben pabuç bırakmadım tabii ki. Bizim herhalde benim yaşadığım en kötü olay buydu. Çalışanlarınızdan itiraz eden biri olduğunda ne yapıyorsunuz? Biraz önce de söyledim ama siz IQ'nuz yeterli değil herhalde. Bu kızlar isteyerek güle oynaya göbek ata ata geliyorlar. Dolayısıyla itiraz etmiyorlar. Zaten ben öyle insanlarla çalışıyorum. Ben zaten sizin bahsettiğiniz o sıkıntılı, sorunlu, problemli kızlarla çalışmıyorum. Onlar da zaten gidip kendi kafalarına göre çalışıyorlar sokaklarda. Onların da başına gelmeyen kalmıyor. Ama bizim himayemiz altında olan, Cennet ablasının himayesi altında olanların başına hiçbir şey gelmiyor. Para kazanmaktan başka başına en ufak kötü bir şey gelmiyor. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Beni konuk ettiğiniz ve benim hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında ben çok acılar da çektim ama burada böyle o acılardan bahsetmek istemedim. Daha çok işin ticari kısmından bahsettik. Belki başka bir gün geldiğimizde yaşadığım acılardan da bahsedeceğim size. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.